Sen beni buna nasıl alet edersin ha? Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Abinle bir olup kardeşimi sen mi yakıyorsun? Seni adam sandım lan ben. İçimi açtım, derdimi döktüm, insanlığına sığındım. Ama armut dibine düşermiş. Ferhat Aslan'ın kardeşinden ne beklenirdi zaten ha? Bana bak, ister kafama sık, ister cezaevlerinde çürük, tamam mı? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Kardeşimi Ferhat, adalete olan inancımı da senin yüzünden gömdüm. Ben kardeşimi tertemiz alır çıkarırım o pisliklerin elinden. Sen hiç kafanı yorma. Desem bu yalan dünyanda nasıl boğuşacaksın ona isabet. Onlar benim utancım başkomiser. Namık önce gelip abimi aldı. Sonra da tertemiz adamı. Ben babamın bana öğrettiği yoldan yürümek için and içtim. Lokma haram geçmedi boğazımdan. Namığın pisliğine elimi sürmedim. Bak. Ben dürüst bir hayat yaşamak için bir aile öldürdüm. Anamı, abimi, bacımı kalbime gömdüm. İnsan ailesini de kaderini de seçemiyor başkomiser. Benim abim babam gibi kalabilseydi benim de başım eğik kalmazdı. Şimdi sen düşün. Bana inanmayı mı seçeceksin, sırtını dönüp gitmeyi mi? Ne sen, ne de ben. Bir başımıza o aileyi alt edemeyiz. Çok güçlüler. Birlikte çalışmaktan başka çaremiz yok. Sen bana yardım edeceksin, ben de sana. Önce kardeşini çekip çıkaracağız oradan. Sonra da o ailenin içinde eli pisliğe bulaşmış kim varsa hepsini hapse tıkacağız. Abin, anan, bacın, tekmili birden. Tekmili birden. Tamam. Peki, ne yapacağız? Allah Allah. Oğlum yer yarılıp içine girme diye bu adam sönmez. Allah Allah. Hayırdır? Bu Adem sönmez de kim? Şu kayıp vatandaş müdürüm. Ailesi kayıp içimize ihbarda bulunmuştu da. Burası organize şube değil mi başkomiserim? Ben yanlış mı biliyorum? Yok tabii öyle de. Olay bize de dokunuyor da müdürüm. Ben daha sonra izah ederim size. Peki. Bulun o zaman. Ne bekliyorsunuz? Baş üstüne müdürüm. Duydun mu söylediklerimi? Buyur abi. Haberler kötü. Bu Cem başkomiser. Sizin kayıp güvenlik müdürü Adem'i arıyor. Öyle mi? Bak sen. Şimdi müdahale edersem vaziyeti çakarlar savcıyla. İş size kaldı. Alın önleminizi. Tamam ben ilgileneceğim. Benim bakalım ne hal edeceğiz her şeyi. Cüneyt. Nereye? Bildan aradı. Özge okulda arıza çıkartmış. Ona bakacağım. Sen de acele et. İnce ince hesaplat her şeyi, bir kaza çıkmaz. Savcım. Var mı bir ipucu? Yok. Bizim çocukları tekrar yolladık konuşsunlar diye. Aynı şeyi söyleyip duruyor garipler. MOBESE'lere de tekrar bakıldı mı? Baktık. Şirkete giriş çıkışı normal görünüyor. Bana kalırsa Adem'i çoktan öldürdüler. Bizleri saklayacak kadar vakitleri de vardı. Gayya kuyusunda debelenip duruyoruz savcı. Cesedi bulacağız o zaman. Doğru. Cesedi parçalayıp burada kuşa yem etmedilerse.
Savcım, ben bir yazı çıkarttıracağım. Kimsesizler mezarlığı kayıtlarındaki fotoğrafların hepsini isteteceğim. Kimliği tespit edilemeyen ne kadar ceset varsa hepsinin bilgisini paylaşsınlar bizimle. Tamam, benim duruşmam var. Gelişmelerden haberdar et. Baş üstüne savcım. Efkan, şubede misin sen? Tamam. Bak koçum, senden üst başlıklı bir yazı çıkarmanı istiyorum, tamam mı? Ebru, benim Aslı yokluğundan çekip olmam lazım. Bana yardım eder misin? Cem abi, Aslı'nın başına bu belayı ben sardım. Eğer onu kurtarmana yardım edebilirsem, biraz olsun vicdanım rahatlar. Madem Namık ve ailesini tanıyorsun, onlar da seni tanıyorlar. İçlerine gireceksin. Evlerine. Aslı'ya yakın olmanı istiyorum. Anladın mı? Ne istersen yaparım. Sadece bir abiye değil, aynı zamanda polise de yardım etmeni teklif ediyorum sana. Ajanlık gibi mi? Bilmem, yapabilirim herhalde. Güzel. Bak, ben Aslı'nın kaybolduğu gün olanları çözmek üzereyim. Bir ipucu yakaladım. Eğer sen de bize yardım edersen, dört koldan sarılıp bitiririz bu işi. Tamam. Ama benim şimdi çıkmam lazım. Sen bana telefon bilgilerini falan yaz. Ben savcıyla da tanıştıracağım seni. Suna! Kırmızı kravatım nerede? Yine kaldık buna. Sabah giyecektim, söyledim sana. Bilmiyorum hayatım. Çıkar bir yerden. Bunlar ne ya burada? Suna. Bunlar ne burada gardırobun içinde? Ha, oyuncak falan. Neden aldın bütün bunları? Ya indirim vardı. Yiğit, aldım ben de. Ha bak, telefonum çalıyor. Adliyeden bir. Efendim Cem. Savcım, geldim, aşağıdayım. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum. Geç girsen beklemeyin, tamam mı? Tamam Özgür'ü, ben alırım. Kolay gelsin. Hadi. Sağ ol. Buraya kadar zahmet ettin. Estağfurullah savcım, buyurun. Neredeymiş bakalım Adem Sönmez'in cesedi? Otopsiye yeni girdi. Tamam. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Milyon tane parmak izi var üstünde. Tabii cesedi baştan sona yıkamadılarsa. Ya bu işin balistiği var, DNA'sı var. Var da var Cem Başkomiser. İşini ben öğretmeyeyim sana. Yüzün gülsün biraz ya. Büyük günah az kaldı. Sen kardeşine kavuşacaksın. Ben de hesabımı kapatacağım. İnşallah savcım. İnşallah. Adam ışından vurmuş. Yakın mesafe. Kurşun girdiği gibi ters yönden çıkmış ama zaten yaşamazmış. Ha, bu arada çok ciddi bir operasyon geçirmiş. Ne operasyonu? Cesedi henüz açmadım ama bir uzman tarafından yapıldığı belli. Otopsiden sonra size detaylı bir şey söyleyebilirim. Ne zaman olmuş bu ameliyat? Öldürülmeden önce. En fazla bir gün önce falan. Hayvan herif. Sırf bu yüzden kaçırdı kardeşimi savcı. Bu ameliyatı yapabilmek için. İyi de niye evlendiler o zaman? Onu da bulacağız savcım. Onu da. Nerede? Az önce buradaydı. Kendi ellerimle örttüm üstünü. Diğer çıkış nerede? Sağdan başkomiserim. Ali müdüre selam söyle. Emrin olur aslan abi. Bu tarafa.